Arkadaşlar merhaba. Önceki videolarımıza gelen yorumlar doğrultusunda yeni bir video serisi yapma kararı almıştık. Bu videomuzda dikiş makinesi dikmiyor ve neden dikmez sorularıyla bağlantılı olarak ip atlıyor, ip koparıyor, alt ipliği almıyor, iğne kırıyor, iğneden ses geliyor veya iğne bir yere çarpıyor gibi dikiş sorunlarına cevap bulacağız. Öncelikle dikiş mantığını tekrar bir hatırlayalım. Tüm dikiş makinelerinde temel prensip, iğnenin getirdiği üst iplik çanus kancası ile alınır, mekiğin etrafında döndürülür ve alt iplik ile yani masuru ipliği ile bir düğüm oluşturur. Makinenin markası, modeli ne olursa olsun, çanusu yatay olsun, dikey olsun veya tam devirli, yarım devirli hiç fark etmez. Üretilen ilk dikiş makinesinden beri mantık bu şekildedir. Biz bu soruların dikiş yapmıyor, ip atlıyor, iğne kırıyor cevaplarını iğnemizde veya çağnozda arayacağız. Biraz daha pratik yaklaşmak için iğne ve çağnoz modelimiz bunlar olsun. İğnemizde üst iplik takılı, kumaşa giriyor, aşağıya iniyor ve bu esnada ip gergin vaziyette. İğne en alt pozisyondan yukarıya doğru çıkmaya başladığında ipte bir gevşeme oluyor. Tam bu noktada çağnozun kancası ipi yakalıyor ve mekik etrafında dolandırarak alt iplik ile düğüm yaptırıyor. Bu çalışma mekanizması çok hassas bir şekilde ilerler. Burada olacak 1 milimlik bir hata dikiş sonlarına neden olacaktır. Şimdi bu sorunlara bakalım. Basitten zora doğru gidersek. İlk olarak iğnenin yanlış takılması. Tüm dikiş makineleri iğnelerinde baş kısmın bir tarafı düzdür. Bu size iğnenin takılma yönünü gösterir. Bunu iğne yuvasından da anlayabilirsiniz. Doğru takılmazsa yuvaya tam oturmaz. İğnenin takılması ise genel olarak yatay çavanozlarda düz taraf karşıya bakar. O şekilde takılır. Eğer bunu doğru takmazsak iğne çavanoz kancasından ya uzaklaşır ya da çok yakınlaşır. Bu iki durumda dikişe engel olur. Eğer uzak olursa kanca ipi yakalayamaz ve dikiş yapmaz. Yakın olursa da ipi kesebilir. İkinci olarak iğnenin yamuk olması. Bu da az önce belirttiğim aynı sorunlara neden olacaktır. Eğer iğnemizde bir yamukluk görürsek değiştirmeliyiz. Yamuk iğneyle kesinlikle dikiş yapılmaz. Üçüncü olarak ipliğin iğneye ters geçirilmiş olması. İplik iğneden geçirilirken çağnoz yönüne göre geçirilir. Bu şekilde ipin boşta kalan, gergin olmayan tarafına çağnoz kancası denk gelir. Tam tersi olursa ipin gergin tarafı çağnoza denk gelirse bu kanca ipi kaçırabilir. Belki dikiş yapabilir ama ara sıra atlamaları neden olur. Her zaman ipi yakalayamaz. İpliğin geçirilmesinde genel prensip, düz duran iğneler için önden geriye doğru, yana bakan iğneler içinse soldan sağa doğrudur. Dördüncü olarak işin en zor kısmı çağnoz ayarının bozuk olması. Çağnoz ayarı çeşitli nedenlerden ötürü bozulabilir. Çağnozda çok fazla ip dolanır, kumaş dolanabilir veya titreşimden dolayı vidaları gevşeyebilir. Bu şekilde çağnoz ayarı bozulabilir. Çağnoz ayarının yapılmasıyla alakalı ayrıntılı bir videom var. Onu kanalımda bulabilirsiniz. Yine de biraz bahsedecek olursak, iğne en aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya başladığı anda çağnoz kancası iğnenin arkasına denk gelmelidir. İğnenin arkasında bulunan bu çentik çağnoz kancası için yapılmıştır. Çağnoz tam olarak bu çentiğe denk gelmeli. Bu çok hassas bir ayar. 1 milimlik bir hata olursa ip atlar. 2 milimlik bir hata olursa hiç dikmez, 3 milimlik bir hata olursa iğne çarpar ve iğne kırılır. Çağnoz ayarını el beceriniz varsa evde de yapabilirsiniz, servise götürmenize gerek yok. Beşinci ve son neden de dişlerin kırık olmasıdır. Plastik dişlisi olan makinelerde bu çok sık başa gelebilir. Bunu volanı el ile çevirerek de anlayabiliriz. Çevirirken bir takılma, bir zorlanma varsa muhtemelen dişlisi kırılmıştır. Volanı döndürsek bile iğnesi aşağı yukarı hareket etmiyorsa yine de bir kırık olabilir. Bu makine ile dikiş yapılmaz. Buna tamir gerekir. Servise götürmek icap eder. Evet arkadaşlar. Videomuzda dikiş sorunlarına değinmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımız yine sorularınız doğrultusunda devam edecek. İyi dikişler.